arkadaşlar. Şu anda Mausa'ya gidiyoruz. Kıbrıs gezimizin ikinci günü. Dün akşam Roxotel'e gittim, kasinoya. Onu şuralarda bir yerde anlatacağım size. Nasıl oluyor, ne oluyor, nasıl girebiliyorsunuz falan filan diye. Şimdi Mausa yolculuğumuzun yarısı bitti. Combos taksiye de gidiyorum. 10 lira ücreti var. Böyle Vito tarzı araçlarla gidiliyor. Gayet rahat ve fiyatı da gayet makul. 80 kilometre civarında Mausa Girne'ye. İşte ortalama 1 saat sürüyor. Şu an 5 parmak dağlarını geçtik. Ova'dayız. Ben sizi şimdi yolculukta biraz baş başa bırakacağım ve Mausa hakkında birkaç bilgi söyleyeceğim. Görüşürüz. Kıbrıs kuzeyinde Türkiye, doğusunda Suriye, İsrail, Lübnan, güneyinde Mısır olan Akdeniz'in en büyük üçüncü adasıdır. 20 Temmuz 1974 yılında başlayan barış harekatı sonucunda bugünkü sınırlarına kavuşmuştur. Adanın kuzey tarafı ovalık, güney tarafı dağlıktır. Dışarıdan müdahaleler olmasaydı Türk askerinin zamanında adanın tamamını alabileceği söylenmektedir buradaki insanlar tarafından. Şu an Mağusa'ya doğru gidiyoruz. Orada savaşın izleri hala devam ediyor Kapalımaraş bölgesinde. Ona da videomdan ulaşabilirsiniz bir sonraki videodan. Kıbrıs'ta neden trafik İngiliz usulü onu da kısaca söylemek gerekirse Osmanlı döneminde İngilizlere kiralanan ada tamamıyla İngiliz yapısına göre yapılmış. Fişler İngiliz yapısında, yollar İngiliz yapısında. O yüzden trafik sağdan ve bu dönüştürülmemiş. Üçüncü günümüz Lefkoşa'dayız ve Büyükhan'a geldik. Evet, şu an Lefkoşa'da hanın içindeyiz. Nasıl söyleyeyim, Ankara'daki pirinç han tarzında böyle. Elif'in ürünler var burada. Kumbaralar falan var. Yani 10 yıl önceye göre hiçbir şey değişmemiş. Her şey aynı yani. O zaman küçük olmasaydım şu an kesin gittiğim her yere kelimesi kelimesine hatırlıyor olurdum. Bu da hanın avlusu. Şimdi aşağıda bir yemek yiyeceğiz. Arkadaşlarım bekliyor. Bu arada Lefkoşa'da çok fazla günübirlik gelen turist var. Yapılan bir anlaşma sonucunda işte günlük giriş çıkış yapılabiliyor Rum tarafıyla. Sanırım bunun için Kıbrıs vatandaşı olmanız gerekiyor. Öyle. Şimdi sınıra doğru gideceğiz yemek yedikten sonra. Bu arada Kıbrıs'ın çok meşhur bir lezzeti olan şeftali kebabı var. Gerçi Türkiye'de de örneklerini bulmak mümkün ama buranın etidir vesairesidir olayından dolayı burada da denemekte fayda var diye düşünüyorum. Onun için de gözlemlerimi size aktaracağım. Şimdi... Kıbrıs'tan dönüş yolculuğumuz başladı. Şimdi Kıbrıs'tayız. Türkiye'deki hava şifari bir şey, 13,5 lira. Taksinin
Yani taksiye binmeye gerek olmadığını düşünüyorum kafasının olduğu saatlerde. Çünkü taksi girdiğini 85 liraya falan getiriyor. İşte transferde 35 lira. Kıbrıs'ta verirseniz 13,5 lira. 11'de 13,5 oldu. Tercih edilebilecek ilk sırada Kıbrıs var benim için. Şimdi havaalanına gidiyoruz. Gümrükten geçeceğiz. Umarım geçeriz. Yani burası problem değildir de Ankara benim için bir problem olur, yaratabilir. Uçakta görüşürüz. Evet, gümrükten çıktık. Artık son düzlük diyebilirim bunun için. Uçağıma gidiyorum. Bir an rötar yiyeceğimi düşündüm. Uçak çok kalabalık. Artık kazasız belasız bir eve gidersem çok sevineceğim ya. Videonun sonunda şuralardan bir yerden size bu 4 günün maliyetini yazacağım.